Kampüs Kanalı'ndan hepinize merhaba. Felsefede 3. bölümdeyiz. 3. bölümde sizlere 2 maddede felsefeyi açıklamaya çalışacağım. İlk maddemiz sizin 18. ve 19. yüzyıl felsefesi olacak. İkinci maddede ise 20. yüzyıl felsefesine göz atmaya çalışacağız. Böylece 2 maddede felsefe 3. bölümü ele alıp ÖSYM tarzından gelebilecek bir soruyu da rahatlıkla çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlangıç yapalım. Şimdi birinci maddede ilk olarak 18 ve 19. yüzyıl felsefesine ele alacağız. Şimdi bu dönemin önemli felsefecileri arasındaki en baba isimler burada görülecektir. İşte Berkeley, Montesquieu, Voltaire, Maitre, yine David Hume, Rousseau, Diderot, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Friedrich Hegel, yine Schelling, Auguste Comte, John Stuart Mill, Karl Marx, Friedrich Nietzsche gibi çok önemli isimleri bu dönemde göreceğiz. Tabii Milli Eğitim Temel Kitabı'nda bunlar görülmüş. Aynı zamanda şunu ifade etmekte fayda var ki 18 ve 19. yüzyıl felsefesi daha çok bireysel ve toplumsal olarak Batı'da aydınlanmanın yaşandığı bir dönem olacaktır ki bu döneme biz aydınlanma çağı olarak da ifade edeceğiz. Böyle bir dönemi yansıtan çok önemli filozofları da burada barındıran çok önemli bir dönem olduğunu da ifade etmiş olalım. Peki bu dönemin temel etkenleri neler? Bir defa Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi mevcut. Şimdi Fransız İhtilali için şunu söylemekte fayda var. 1789'da biliyorsunuz ki Fransa'da ortaya çıkan bir halk ayaklanması olacaktır. Aynı zamanda Fransa'da işte adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi, milliyetçilik gibi akımları da dünyaya yayacaktır. Sanayi Devrimi İngiltere'de ortaya çıkan Manchester ve Liverpool kentlerindeki o fabrikalaşmayla beraber bütün Avrupa'yı daha sonra dünyayı etkileyen temel bir unsur olacaktır. Tabii böyle bir dönemden bahsediyoruz. Böyle bir dönemi ele alan temel bir felsefe olgusu yetişecektir. Tabii üzerine yükseldiği temel değerler ise felsefe, sanat ve bilim üzerindeki toplumsal değişim unsurları olacaktır. Bunları temelinde ele aldığında ifade etmiş olalım. Tabii bu doğrultuda bilim ve sanayide yaşanan gelişmeler, insanın doğaya bakışının değişmesi, ekonomik temellere dayalı toplumsal yapıların oluşması bu dönemin temel felsefesini oluşturan ve inceleme konusu olan temel unsurlar olacaktır diyelim. Devam edelim. Bu dönemin temel özelliklerine gelelim. Bakalım bu dönemde temel özellik olarak neler var? Bir defa bu dönemde akla güven duyulacak. Akılcı düşünce gelişecektir. Özgürlüğü engelledikleri düşüncesiyle siyasi ve dini otoriteye karşı gelecektir. Düşünce özgürlüğü desteklenecek, aydın ve yazarlar sınıfı oluşacaktır. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler bu dönemde verilecek. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı ile gerçekleşecek ki buna bağlı tartışmalar da ortaya çıkacaktır. Yine felsefede yeni ekollerin ortaya çıktığı önemli bir dönem olacaktır bu dönem. Notlarımızı bu şekilde oluşturalım. Yine bu dönemin temel etkisinde bakın Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi'ne etkilerine gelelim. Şimdi bakın Fransız İhtilali'nin ortaya çıkarmış olduğu temel bir etki var. Nasyonalizm. Nasyonalizm için şunu söylemekte fayda var. Hani sizin bildiğiniz adıyla da milliyetçilik akımı olacaktır. Şimdi milliyetçilik akımı doğrultusunda imparatorluk yapılarında inanılmaz bir değişim söz konusu olacak. İmparatorluklardaki uluslar bağımsızlık mücadelesine gelişecek. Bu da Avrupa'nın toplumsal yapısını değiştirecektir. Bu mücadele, toplumsal yapının değişmesi, anlayış farklılıklarının yaşanması ve birçok felsefi değişiminde, felsefi bakış açısının geliştirmesinde de etken olacaktır. Demek ki milliyetçiliğin getirmiş olduğu etki var. Sanayi devrimin etkileriyle gelecek olursak burada da köyden kente hızlı bir şekilde göç. Göç olgusuyla beraber insanların değer dünyasının değişmesi. Bakın eskiden toprağa dayalı bir ekonomik ve dünya görüşü hakimken artık fabrikalaşma, şehirleşme, yeni bir toplumsal hayat düşüncesi bunların hepsi felsefi düşünceyi de değiştirecek. Sanayi insan hayatında merkezi konuma alınacaktır. Onu ifade etmiş olalım. Devam edelim. Bu dönemin temel problem durumlarına bir bakalım. Şimdi bilginin kaynağına yönelik görüşler var. Tek tek bunları bir ifade edelim. Şimdi Descartes demiş ki burada bakın düşünüyorum o halde varım. Yani bilginin kaynağını akıl olarak görüyor. Peki bilginin kaynağını akıl olarak gören felsefi akım hangisiydi? Bilgi felsefesinde rasyonalizm olarak bilinen temel akım olacaktı. Peki Jandak'a gelelim. Şimdi Descartes'in o doğuştancılık fikrine karşı çıkacaktır. Ona göre duyu ve deneyim yoluyla ortaya çıkacaktır peki. Peki bilginin duyu ve deneyim yoluyla ortaya çıktığını ifade eden akım hangisiydi? Empirizmdi. Kant ise bütün bilgilerin deneyimle başladığı düşüncesinden kuşku duymadığını, bu durumun insanın bütün bilgilerin deneyimden doğduğu sonucunu çıkaramayacağını, duyu deneyimle beraber akılın da burada ön plana gelmesi gerektiğini, eleştiricilik olan kritisizm. Şöyle yapayım. Kritisizm.
etken olacaktır burada, tamam mı? Üç temel akımımız da bu şekilde ifade etmiş olalım. Peki birey ve devlet ilişkisine baktığımız zaman esaslar nasıl? Şimdi bu, önce bir güçler ayrılığı kavramından bahsedelim. Şimdi yasama mesela günümüzde meclis tarafından yapılan bir unsur olacaktır. Yürütme, bakanlar kurulu tarafından gerçekleştirilir. Bakanlar kurulunda yazalım buraya. Peki yargı, bağımsız mahkemeler tarafından gerçekleştiriliyor. Peki bunların birbirinden tamamen kesin ayrılması ne demek? İşte ona biz güçler ayrılığı diyeceğiz. Mesela eskiden şey diyelim, böyle hani krallıklarda tamamen güçler birliği vardı. Kralda toplanıyordu bu yetkilerin hepsi. Günümüz devletlerinde güçler ayrılığıyla birbirinden ayrılacaktır. Mesela John Locke ne diyor? Diyor ki devletin gücünü yasama, yürütme ve yargı olarak üç ayırıyor. Yasama gücü kişisel haklar çerçevesinde. Yürütme gücü yasama gücünü kullanan iktidar. Yargı gücü ise tamamen bağımsız mahkemeler olacak diyeceğiz. Montesquieu'ya bakalım. Toplumdaki hızlı değişimin etkisi toplumu bilimsel olarak inceliyor. Gözlem ve deney yöntemini burada uyguluyor. Aynı zamanda toplumda yaşananları tek tek inceleyip olaylardan genellemelere varıyor. Jean-Jacques Rousseau'ya gelecek olursak, ki bakın bu isimlerin hepsi o Fransız ihtilaline giden yolda önemli eserler veren ve halkı etkileyen isimler olacaktır. Jean-Jacques Rousseau da ise özellikle özel mülkiyet anlayışının yayılmasının hak kavramını da oluşturduğunu söyleyecek. Bunu da doğal yaşamın sonu olarak görecektir. O özellikle bunu toplumda vurgulayacaktır diyelim. Ahlaki ilkelere gelelim. Ahlakın temel ilkeleri buradaki problem durumları içerisinde onu ifade edelim. Şimdi genel karakterini taşıyan akılcı yönelim burada var. Aynı zamanda toplumsal olayların ahlaki sonuçlarının neticesinde kaçınılmaz olarak ahlak alanında yönelttiği ifade edilecektir. Tabii burada Jeremy Bentham ve Immanuel Kant'ın görüşleri önemli. Kant ne demiş? Ahlaka yönelik ödev ahlakını geliştirecektir. Yani diyor ki ödevi belirleyen şey bir başkası değil, insanın kendisi ve vicdanıdır. Ödev ahlakı bu konuda oldukça önemlidir. İnsan ahlakını kendi burada şekillendirecektir. Jeremy Bentham ise ahlaki pratik alanda, yani yarar faydasında görecektir. İnsanın doğası gereği acıdan kaçan ve has peşinde biri olduğunu söyleyecektir ki bu eylemin akılla bilinçli bir şekilde yapıldığını, insana erdemli olma niteliğini kazandıracağını da öne sürecektir. Bu şekilde ifade edecek ahlakın temel niteliği. Devam edelim. Varlığın oluşu problemi üzerine şekillendirmeye gelelim. Bunu ifade edelim. Şimdi Hegel üzerine bunu ele alacağız. Gerçek bütündür diyecek ve akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır yargılarıyla temel felsefesinin özetini oluşturacaktır. Tabii onun bir diyalektik analizi var burada. Oraya geleceğiz az sonra. Bütün varlıkları tek bir özden, yani yasa halinde olduğunu ifade edecektir ki mesela tanrı, deist, fikir, akıl veya din mutlak olanı temsil eden farklı kavramlardır diyecek. Tabii diyalektik yasanın sonucu olarak tüm düşüncelerini ifade edecektir. Buradaki diyalektik yasada temelinde işte tez, savlardan, antites, karşı savlardan ve sentez, yeni savlardan meydana gelen bir süreç olacaktır. Bakın burada önce bir tez var. Karşı tez geliyor, sentez oluşuyor. Sentez bir birleşim savla beraber yeni tez doğuruyor. Yine antitez geliyor, yine sentez oluşuyor. Böylece diyalektik aşama birbirini takip eden temel bir dizgesel haline geliyor. Diyalektiği de bu şekilde oluşacaktır diyelim. Onu da ifade etmiş olalım. Peki bu dönemin dil ve edebiyatla ilişkisine gelelim. Şimdi bu dönemde esasen 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde ağırlıklı olarak Fransa olmak üzere bütün Avrupa'da görülen bir değişim söz konusu olacaktır. Özellikle Fransız ihtilalinin etkisiyle aristokrasi rejiminin ortadan kalkması, düşünsel alanda duygu ve düşüncenin ideal formlarla ifade edilmesi yeni bir özgür ortamı da meydana getirecektir diyelim. Aynı zamanda bununla beraber Türk edebiyatı da bu süreçten etkilenecektir. İşte Namık Kemaller, Ahmet Mithatlar, Recaizade, Mahmut Ekremler, Abdülhamit Tarhanlar, yine Ziya Paşalar bu dönemden etkilenen önemli unsurlar olacaktır. Milli Eğitim Temel Kitabı'nda şurası ifade edilmiş. Yani 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplar. Milli Eğitim Kitabı'ndan aldık burayı. Buraya yer vermişler, önemsiyorlar. Mary Wollstonecraft'in kadın haklarının gerekçelendirilmesi. Yine de Alan Burton burada ve Diderot'un Ansiklopedisi. Jonathan Swift'in Gulliver'in Gezileri. Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe. Yine Goethe'nin Genç Werther'in Acıları, Samuel Monson'un İngilizce Sözcüğü, Rousseau'nun Emilesi, yine Lessing'in İnsan Soyunun Eğitimi, Aydınlanma Din ve Eğitim eserleri, Pierre Caron de Baumat Chaisson, Figaro'nun Düğümü buradaki önemli eser unsurları olacaktır diye. Evet, birinci maddemizi bu şekilde sona erdirmiş olduk. Şimdi ikinci maddemize gelelim. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin temel niteliklerine bakmış olduk. Şimdi 20. yüzyıl felsefesini ele alalım. 20. yüzyıl felsefesinin temel konuları neler? Onlara bir göz atalım. Şimdi bu dönemde ortaya çıkan bir takım problemler vardır. Bakalım bu problemler nelermiş.
Bir defa felsefenin problemlerine yeni açıklamalar getirildiği bir durum olacak bu dönemin temel özelliklerinde. Yine felsefede uzmanlaşmanın olduğu bir dönem olacaktır. Yeni yöntemler felsefe kazanacak. Alanlarında derinlenen dönem olacaktır. Yeni ana akımların oluştuğu bir dönem olacak. Sembolik mantık çalışmaları bundan sonra artık hız kazanacaktır. Onu da ifade edelim. Dilsel analizler yapılıyor. Dil ve düşünce arası ilişkiler kuruluyor. Bilim üzerine yapılan çalışma sonucunda bilim felsefesinin artık ortaya çıktığı bir dönem olacaktır. Felsefe tarihinin en fazla yayın çıkardığı ve giderek yayınların çoğaldığı dönem olacaktır. Üniversite aracılığıyla dünyanın her yerinde felsefenin geliştiği temel bir dönem 20. yüzyıl felsefesiyle beraber şekillenecektir diyelim. Peki 20. yüzyıl felsefesinin temel problemleri, temel akımları neler? Onları dile getirelim. Bunlar nasıl ele alınıyor? Onları görelim. Şimdi ilk olarak burada fenomenoloji, yani gerçeklik görünüş sorununu ele alalım. Şimdi 18 ve 19. yüzyıl ve sonralarında felsefenin doğa bilimlerine yaklaşması, burada felsefi hakikat arayışı ve değer oluşturma özelliklerini yitirmesine neden olacaktır. Tabii burada doğa bilimleri, fiziksel dünyanın nesnelerinin bu bilgilerini ortaya çıkardığı iddiasını taşımaktadır. İşte burada fenomenoloji, kelime anlamında tam karşılığı olmak üzere fenomeninin incelenmesi olacaktır. Yani burada fenomenler incelenecektir. Fenomen, duyulara konu olan ve duyusal alanın nesneleri olarak ele alınan unsurlar olacaktır. Tabii fenomenler nesnenin kendisinde değil, nesnenin insan zihnine konu olan şekli olacaktır. İnsan aklının duyular aracılığıyla nesneleri kendi algıladığı deneyimler, fenomenler olacaktır diyelim. Tamam mı? Ki bu fenomenler denildiği zaman da hiçbir zaman unutmayacaksınız Edmund Husserl adını. Tamam mı? Fenomenler dediğimiz zaman bu abimizi mutlaka bilelim. Tamam mı? Edmund Husserl. Onu da ifade etmiş olalım. Devam edelim. İkinci olarak burada yorum sorunu, yani hermeneutiğe gelelim. Hermeneutiği ifade edelim. Şimdi hermeneutik için şunu söylemekte fayda var. Burada temelinde 20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri olacak. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlama olacaktır. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlamaya biz hermeneutik diyeceğiz. Tamam mı? Tabii burada hermeneutik daha çok anlam ve yorum üzerine geniş ve sistemli düşünceler ortaya koymaya çalışacaktır. Gerçek anlamda da felsefi bir akıma dönüşen temel bir unsur olacaktır diyelim. Tabii temelinde de bunlar üzerine şekillenen bir yorum sorunu, yorum problemi üzerine şekillenen bir unsur olacak. Varoluş öz sorunu, yani varoluşçuluğa gelelim. Varoluşçuluğu da ele alalım. Şimdi varoluş çok sorunu için şunu söylemekte fayda var ki temelinde hem varoluş hem de öz karşılığı üzerine şekillenen temel bir problem durumu olacaktır. Bu şekilde ele alınacak. Yine 20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri olarak da kabul edilecektir. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. 20. yüzyıl varoluşçu düşünürlere göre böyle gelişme ve ilerlemenin yanı sıra yani savaş, yine yıkımların da beraber getirdiği bir dönem olacaktır. Tabii bu çağ insanın birey olarak var olmasının zora soktuğunu, böyle bir süreçte ortaya çıkan varoluşçuluğunda bir yandan felsefi bir düşünüş alanı yaratmada da pratik hayata yönelik tutumlar geliştirdiğini ifade eden bir düşünce çabası olacaktır. Tabii varoluşçu olarak kabul edilen filozoflar işte özgürlük, seçim yapma, varlığın anlamı, varoluş ve öz sıralaması gibi bazı kavram ve felsefi problemler üzerine duracaklar. Bunlar üzerine felsefesini de geliştirecekler diye. Tabii varoluşçu felsefeyi farklı açılardan Nietzsche etkileyecektir. Aydınlanma düşüncesiyle oluşan o modern insanın değerlerini Nietzsche eleştirecek. Modern insanın değerlerinin dayandığı ilkelerin çöktüğünü de söyleyecektir. Ki Nietzsche'ye göre insan toplumu ve kendini aşmalıdır. Aşmak belirlenmiş amaca yönelmekten de öte böyle aşma sürecinin kendisiyle anlamlandırılır denir. Tamam. Bu şekilde de varoluş öz sorununda ifade etmiş olalı burada. Yine bu dönemin bir takım problemleri daha var. İşte diyalektik materyalizm, mantıkçı pozitivizm, yeni ontoloji gibi temel esaslar da bu dönemde temel konumuz olacaktır. İlk olarak burada işte değişim sorunu dediğimiz diyalektik materyalizmi ele alalım. Şimdi materyalizmi tanımlayacak olursa materyalizm varlığın temelinde maddeyi gören anlayışların ortak adı olacaktır. Tamam mı? Demek ki temelinde burada ne olacaktır? Madde. Tabii şunu söylemekte fayda var ki materyalizm düşüncesi ilk çağdan bu yana da farklı düşüncelerle ortaya konulan ve maddenin varlığının temel oluşunun farklı biçimlerde savunulduğu bir esas olacaktır diyelim. Materyalist düşünceyi temel alan isimler kimler? En çok bilmeniz lazım burada Karl Marx ve Friedrich
Engels isimleri olacaktır. Angels isimleri burada materyalizm dediği zaman ön plana çıkan iki isim olur. Tamam, bunları da unutmayalım. Metafizik bilgi soruna gelelim. Mantıkçı pozitivizmi ele alalım. Şimdi şunu ifade etmekte fayda var ki pozitivizm denildiği zaman esasen aklımıza gelen isim Auguste Comte olacaktır. Comte'un fikirleri üzerine gelişen bir dönem olacaktır burada. Onun üzerine şekillenen bir unsur olacak. Mantıkçı pozitivizmde de olgular, olgusallık üzerine, bilim üzerine bunu şekillendiren bir durum olacaktır. Tabii metafizik bilgi yani düşsel ötesi, tamamen fizik ötesi bilginin de burada temel problem içine alınması, yani bilim içerisinde konu edilip edilmemesi buradaki problem durumunu ortaya çıkaran temel tartışma sorunu olacaktır. Bir de varlık sorunu var. Yeni ontolojide. Ontoloji biliyorsunuz varlık felsefesi manasına gelecektir. Tabii tarih boyunca varlığın işte burada temel maddesi ne olduğu konusunda ilk neden sorusunda varlığın ilk nedeni sorusu her zaman tartışıla gelmiştir. Yeni ontolojide ise varlık sorunu tekrar ele alınacak. Yeni işte bilgilerin elde edilmesi, İşte uzay bilimin gelişmesi, varlık alanında yeni düşüncelerin gelişmesiyle beraber varlık sorununda yeni ontoloji içerisinde ele alınan temel problem durumu olacaktır diyelim. Evet. Bir de Türkiye'de felsefi düşünceye katkıda bulunan isimlere gelelim. Son olarak burayı da ifade edelim. Milli Eğitim Temel Kitabı'nda son kısımda burası değinilmiş. Yani Türkiye'de felsefeyi geliştiren isimler verilmiş. Şimdi tek tek bunları bir ifade edelim. İlk olarak Rıza Tevfik Bölükbaşı'dan başlayayım. Şimdi bakın Rıza Tevfik Bölükbaşı Filozof Rıza olarak da bilinmektedir. Lakabı bu şekilde çünkü ülkemizde ilk defa felsefe ders kitabını yazan ve bu derslerin programını yapan bir isim olacaktır. Tamam mı? Unutmayın. Rıza Tevfik Bölükbaşı Filozof Rıza olarak da bilinir. İlk defa felsefe ders kitabını yapacak ve bunun programını da hazırlayacaktır. Eserleri arasında işte felsefe dersleri var. Ömer Hayyam ve Rubailer var. Abdullah Hakamit ve Mülahafat-ı Felsefiyesi var. Yani felsefe üzerine de bir takım eserleri burada bulunacaktır diyelim. Hasan Ali Yücel'e gelelim. Şimdi kendisi Milli Eğitim Bakanı'dır. Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı yapacaktır. Aynı zamanda köy enstitülerinin de kurucusu olacaktır. O bakımdan da oldukça önemli bir isim olduğunu ifade edeyim. Felsefesi böyle hürriyet, eğitim ve hümanizm kavramları üzerine kurulu olacaktır. Eserleri arasında mesela felsefe Elif Bağ'sı var. Yine bununla beraber mantık, hürriyet, gene hürriyet, Türkiye'de orta öğretim, Göte bir dehanın romanı önemli eserler arasında olacak diyelim. Nusret Hızır'a gelelim. Şimdi Nusret Hızır felsefe ve bilimin kendine ait bir dili olduğu görüşünde bir felsefe yazıları, şuraya yazalım, felsefe yazıları isimli bir eseri burada yer alacaktır. Türk Dil Kurumu tarafından da ödül alan bir eser olacaktır bu felsefe yazıları. TDK ödülünü de bu şekilde almış olacak, tamam mı? Onu ifade etmiş olalım. Devam edelim. Hilmi Ziya Ülken'e gelelim. Ha, bir de Nusret Hızır için de şunu söylemekte fayda var. Bilimin Işığında Felsefe ve Geride Kalanlar isimli eserleri de var. Hilmi Ziya Ülken'e gelelim. Mustafa Kemal Atatürk tarafından araştırma yapılması için Almanya'ya gönderilecektir. Felsefeyi ilk bilim olarak tanımlayacaktır, tamam mı? Hem Almanya'ya gönderiliyor. Felsefeyi de ilk bilim olarak gören önemli bir isim olacaktır. İşte varlık ve oluş, aşk ahlakı, ahlak insani vatanperverlik, yine Türk düşünce tarihi, Türk filozofları antolojisi, metafizik, İbn Haldun, İslam düşüncesi, felsefeye giriş, İslam felsefesi tarihi gibi önemli felsefe eserleri de burada yer alacaktır. Takiyettin Mengüşoğlu'na gelelim. Takiyettin Mengüşoğlu'nu ifade edeyim. Şimdi Almanya'da Berlin Üniversitesi'nde felsefe, fizik, kimya öğrenimi görecek. İnsanı ontolojik temelde antropolojik bir varlık olarak tanımlayan önemli bir isim olacaktır. İşte felsefeye giriş, yine bununla beraber Kant ve Schiller'de insan problemi, değişmez değerler ve değişen davranışlar, felsefi antropolojisi, fenomenoloji ve Nicolia Hartmann isimli önemli eserleri yer alacak bir isim. Macit Gökberk'e gelelim. Sade bir Türkçe ile felsefenin anlaşılır olması için çalışan önemli bir isimdir. TDK başkanlığı da yapmıştır burada. Aynı zamanda Türkiye Felsefe Kurumu tarafından Macit Gökberk adına her sene felsefe ödülleri bu şekilde verilmektedir diyelim. Eserler arasında işte felsefe tarihi, değişen dünya, değişen dil, Vatanoğlu'nun yetiştirdiği antik filozoflar, aydınlanma felsefesi, devrimler ve Atatürk, Kant ve Herder'ın tarih anlayışları gibi önemli eserleri olacaktır. Mübahat Türker Küyel'e gelelim.
Şimdi şu fazla yazılmış. Mübahat'ın içinde şunu söylemekte fayda var. Felsefe kürsüsü başkanlığı yapacaktır. Aynı zamanda 1994 yılında da Türkiye İlim ve Edebiyat Sahipleri Meslek Birliği'nin üstün hizmet ödülünü de alacaktır. Felsefe kürsüsü başkanı diyelim. Onun için aynı zamanda şunu da söylemekte fayda var. İşte 3 teafütür bakımından felsefe ve din münasebetleri, Aristoteles ve Farabi'de varlık ve düşünce öğretileri, felsefeye başlangıç ve Türk tefekkür tarihi isimli de önemli eserleri olacaktır diyelim. Son olarak da İon'la Kuçurhadi'ye gelelim. Şimdi Türkiye'de Türk Felsefe Kurumu başkanıdır. Aynı zamanda Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu'nda ilk kadın başkan olarak da bilinecektir. Eserler arasında Max Scheler ve Nietzsche'de Trajik, yine Nietzsche ve İnsan, Schopenhauer ve İnsan, yine liselerimizde Felsefe Öğretimi, İnsan ve Değerleri, Değer Problemi, yine Etik, Sanata Felsefeyle Bakmak gibi önemli eserler olacaktır. İşte bunlar da Türk felsefesine damga vuran önemli isimler olarak söylenebilir. Evet, sizlerle iki maddede felsefenin üçüncü bölümüne bakmış olduk. Hemen Öselime Tazi sorumuza gelelim. Diyor ki 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri arasında hangisi bulunmaz? Bakalım. Şimdi din eksenli düşünce ön plandadır diyecek. Halbuki akıl ön plana çıkacak. Aydınlanma çağı olacaktı. Akla güven duyulacak. Akılcı düşünce artacaktır. Özgürlüğü engelledikleri düşüncesi siyasi ve dini otoriteye karşı yenilecektir. Düşünce özgürlüğü destekleniyor. Aydın ve yazarlar sınıfı da bu dönemde oluşturuluyor. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır diye. Hemen gelelim ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuz şu. Bir dakika. Önce geçen haftanın ödüllü sorusunu ifade edeyim. Sonra bu ödüllü sorumuzu söyleyelim. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır ve prens bu ilkeye göre devleti yönetmelidir sözleriyle felsefe tarihine damga vuran isim. Bunu geçen derste sizlere sormuştum. Bu ismimiz bizim Nicole Machiavelli veya Machiavel olarak da ifade edelim. Nicola Machiavelli. Unutma. Bu haftaki ödüllü sorum ise şu. Ülkemizde ilk kez felsefe ders kitabını yazan isim kimdir? Bunu mutlaka bulalım. Hadi bakalım, felsefe derslerimiz burada bitmiş oldu. Umarım AYT kısmında size çok çok önemli bilgiler kazandıran, çok önemli de soruları yaptırabilecek bilgiler olur. Umarım sınavınız çok çok iyi geçer. Sınavınızda da güzel böyle netler yapmak ve güzel bir üniversite kazanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.